Ben son iki soru daha sormak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Hülya Avşar meselesi. Hülya Avşar da Türkiye'de ilginç bir figür. O da bir anda Türkiye'de bir ekol haline geldi. Hülya Avşar meselesi, iş arkadaşlığı vesaire. Bir de tabii ünlüler ve aşk. Yani öyle ilişkiler oluyor muydu? Böyle ünlü olup aşk yaşantıları kurmaca yapılanlar ya da sizin gizli kapaklı yaşadığınız aşk hikayesi oluyor muydu? Şimdi hayatımda utandığım tek bir iş yaptım. Neden yaptım? Reklamın kötüsü yoktur lafı, Zeki Müren'in lafı aklıma gelmişti o zaman. Popüleriz. Böyle işte 3-4 kere beni kadın dergileri çok seksi erkek seçti. Hatta bunun için Ayşe Gülerniş, bak sen seksi erkek, ben de seksi kadın seçiyorum. Gel seninle düet yapalım dedi. Bir şarkımız var beraber. Mustafa Sandal'ın sözlerini yazdı. Özdemiroğlu'nun müziğini yaptı. Alev Alev kasetinden. Dedim sana hayır demek mümkün değil. Tabii ki söyleriz dedim. Hülya Avşar'la şöyle bir özelliğimiz var. Ama onunla utandığınız çok... utandığınız filmi söylemediniz. Onu anlatacağım. Hülya Avşar'la aşk hikayemizde çok güzel bir filmimiz var. Love Story'nin uyarlamasıdır. Filmde kendim ağlamışımdır. Harika bir filmdir. Keşke öyle bir aşk herkese nasip olsa. İki, ben biraz şanslarım var. Bu da iş disiplininden geldiğini düşünüyorum. İlk dizisini çektiğim çok oyuncu var. Ya da ilk filmini. Mesela Yavuz Turgul ilk yönetmenliğidir. İkinci Başar Sabuncu, Catherine Deneuve'un Gündüz Güzeli filmini uyarlamasıdır. İlk filmidir. Hülya Avşar'ın ilk dizisidir. Sevginin Gücü diye Erler filme çekmiştik. O zaman çok popüler olduğumuz zaman. Mesela yine gurur duyduğum Türkan Şoray'la Atıf Yılmaz'ın çektiği Aziz Nesin hikayesi Tatlı Bedüş. Türkan Hanım'ın ilk dizisidir. Benim şöyle bir şansım oldu. Hülya Koçyiğit 6 Mart'ta çekime gideceğim. Film gibi hayatlara davet etti. Onunla da bir filmim var. Fatma Gerik'le Gurbet Kadını dizimiz var. Türkan ablayla Tatlı Bedüş var. Göksel abiyle var, Edison'la var, Cüneyt abiyle var. Böyle eski dönem hayran olduğum insanlarla film çevirme şansım oldu. Bu benim çok büyük zenginliğim ve mutluluğum. Hülya Avşar çok hırslı, çok yetenekli, özel bir kadındır. Gördüğüm en güzel kadınlardan biridir. Aşık olmadınız mı? Ona aşık olmamak mümkün değil. Tabii ki büyük sevda içimde tuttum. Onları bir de bir şansımız oldu. Ben Rusya'da film çekerken Cengiz Aytmatov'un Mankurt'unu Türkiye'den Taşkent Film Festivali'ne Hülya Avşar gelmişti. Bir hafta Taşkent Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmiştik. Nokta. Doğru yollardan gitti kendine göre. Çok önemli yerlere geldi. Bir aşk olmadı gibi... Hülya Avşar... Çok güzel bir kadın. Bizim komşuydu çünkü Ataköy'den. Hülya Avşar'a aşık olunup teslim olunur. Yani bir de bu kadar yakışıklı bir adam. Öyleydi. Hülya Avşar'ın babası Emlak Bankası'nda çalışan bir kişilikti biliyorsun. Belki oradan tanırız. Evet ve çok iyi yüzen, madalyolar olan bir kızdır. Ablası ondan daha güzeldir. Ankara'da yaşar. Yani Hülya doğru atlara demeyelim de doğru oynadı. Doğru kişiler buldu. Mesela, bugün çok önemli bir yere geldi. Benim de arkadaşım olan babasına çok büyük saygı duyduğum Kaya'yla da evlenerek birçok şeyleri çok temizlediğini, çok güzel yere oturtturduğunu düşünüyorum. Çünkü Kaya amca ve ailesi önemli bir figürdür Türkiye'de. Temizlemek derken kirli bir geçmiş olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şimdi çok güzel kadındı. Türkiye'nin bütün jigoloları peşindeydi, zengin aile çocukları. Gazetelerde gördük hep çoğunla ilişkiler nasıl yaşadığını, ama bana göre Tanju ilişkisi çok ayıp, hoş olmayan bir ilişkiydi. Çünkü evli iki çocuğu olan bir adam, bir sürü insanlar varken onu seçmenin bir mantığı bana göre yoktu. Ayıbıma geleyim, noktalayıp Hülya'yı. O zaman Tan gazetesi çok satıyor. Tan'ın işte genel yayın müdürü yardımcısı ya da neyse bir görevlisi. Tarık'cığım dedi, Tan gazetesi çok satıyor. Sen de bu mankenlik dünyasında önemli bir figürsün. Sana dedi bir ay dedi arka sayfayı hazırlayacağız. Aşklarını anlatacaksın.
İşte şununla nasıl yaşadım? Biz biliyoruz gazeteci olarak. Bununla nasıl yaşadım? Şununla ne oldu? Bununla ne oldu? Dedim bir ay ne yapayım? Ben bir 30 tane kadın anlatamam size. 15 güne düşürdük onu. Tam bir ay arkada 15 kadın işte var. efendim 15 popüler kadın var. var tabii fazlası var ama herkese de söyleyemezsin. Neyse işte 15'ten fazlası var popüler kadın. Selfie Çakmaklı'yı nasıl aşk yaşadım? Onun yüzünden bıçaklanmıştım. Nasıl bıçaklandım? İşte Avtuba'yla nelerimiz oldu? İşte çok ciddi bir ilişkim vardı. Neşe Erbek'le aşkımız nasıl gidiyordu? İşte Nicole diye bir manken onunla bilmem nasıl gidiyordu? İşte Nuray Hafiftaş'la ne oldu? İşte şu, bunları ben böyle anlattım salak gibi. Hiçbir erkeğe yakışır mı? Yakışmaz. Çok Anlat. utandım. Hülya'yla da ilgili birkaç anekdot orada verdim. Hülya'yla aşk yaşandı o zaman. Şöyle bir cümle kullanmıştım. Bana röportör soruyor. Hülya Avşar'la aşkınızın nasıl oldu? Ne oldu? Bir şey oldu mu? Falan diye sordu. Ben de cin gibi bir laf. Çok pratik zekam çok yüksektir. Valla şimdi bunu anlatırsam Tanju çok kızar dedim. Bir kapak oldu Ha. o. Hülya küstü bana tabii. Ve çok utandım. Sonra neyse hepsi affettiler geçen zaman içinde ama yapmamam gereken bir şeydi. Yani 81'den beri bu sistemin içindeyim. Utandığım tek şey budur. Peki şey var mı bunların içerisinde hakikaten aşk gibi aşk, en büyük aşk. Bazıları daha flört gibi kalır falan. Yani Şimdi bu vardı da aşk. tabii vardı çok Hangisi? sevdiğim manken arkadaşlarımdan biri vardı ama bunlar şimdi hepsi evliler, çoluk çocuk sahibi söyleyemem. Ha, Geldi tabii. gitti o. Ama Çok zaman geçti. diğer bilinen kadrodaki en büyük aşk hangisiydi? Reklam olmayan yani bu aşktır hakikaten. Yani sistemin dışında da bir sevgilim vardı. Mesela yine Avrupa Güzellik Yarışması sunarken bir İspanyol, Avrupa Güzeli, İspanyol Güzeli'ne aşık oldum. Laura Vincent diye gittim İspanya'ya bir sene onunla yaşadım. Çok sevmiştim onu. Altı çocuk yapalım dedi. Ne yapıyorsun? Hop dedi. Ben dedi İspanya güzeliyim. Hayallerim var. Altı çocuk doğuramam dedi. Salak. Bir çocuk de. Niye altı tane diyorsun?